Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yu'zunel mu'minine vel mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan ve ismen mubina. Sadakallahu lazim. Muhterem kardeşlerim, Ahzab suresi 58 ve 59. ayeti cellelerin ışığında İslam'da tesettürün mahiyetini göreceğiz. Kardeşlerim, Kur'an-ı Mucibül Beyan ayetleri felsefi kelimelerle açıklanamaz. Felsefi misallerle veyahut da bir takım mantıki misallerle açıklanamaz. Kur'an'ın emirleri nettir ve kesindir. Hiçbir renk, hiçbir başka bir şey eklenemez. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye hicretinden sonra Medine'de İslam devleti oluşturuldu. İslam devleti oluşturulunca Müslümanlar güçlü konuma getirildiler, geçtiler. Evet, Medine'de Yahudiler ve müşrikler çoğunlukta idi ama ilk zamanlarda Müslümanlar İslam devletiyle beraber güçlü konuma geldiler. Yani her yerde İslam anlatılıyor, Kur'an okunuyor, İnsanlar namaza çağrılıyordu. Ancak kardeşlerim, bir takım Yahudiler kendi inançlarını gizleyerek Müslüman gözükmek mecburiyetinde hissettiler kendilerini. Öyle yaşayabilirlerdi. Onun için bu Yahudiler kendilerini Müslüman gibi gösterip ancak her fırsatta İslam dinini ve Kur'an mesajlarını veyahut da Müslümanları, müminleri yaralamaya çalışıyorlardı, üzmeye çalışıyorlardı. Kardeşlerim, Estağfirullah, Yüce Rabbimiz Ahzab suresi 58. ayeti cellede şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ O münafıklar ki onlar müminlere eziyet ediyorlar. Müminlere eziyet ediyorlar. Vel müminat, mümin kadınlara da eziyet ediyorlar. Ne yapıyorlardı kardeşlerim? Müslümanları bir yerde gördüklerinde onlara iftira etmekten geri durmuyorlardı. İşte onların mümin kadın ve erkeklere atmış olduğu iftiraları Müslümanların gönüllerini üzüyor, mahzun ediyordu. Eziyet kabul ediliyordu kendilerine. Çünkü İftira kadar insanı üzen, sarsan başka bir suç, başka bir ayıp var mıdır? Bir insanı işlemediği bir suç ile töhmet altına almak kadar insanların vicdanını yaralayan, insanları üzen başka bir ayıp, başka bir günah var mıdır? İşte kardeşlerim, Müslümanlar Medine'ye hicretten sonra İslam dini artık Medine'de nevşu nema bulmaya çalıştı. Güçlenmeye çalışıyordu. Fakat münafıklar her boşluğu değerlendiriyorlar. Her fırsattan istifade etmeye çalışıyorlardı. Müslüman kadın ve erkeklerin noksanlıklarını görünce, bir yanlışlarını, bir hatalarını görünce üzerine 3-5 daha kendileri katarak Müslümanları fuhşiyatla, menhiyatla suçlamaya çalışıyorlardı, ifşa ediyorlardı Müslümanlar. İşte Yüce Rabbimiz ayeti cellesinde buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ O münafıklar ki, onlar mümin erkeklere eziyet ediyorlar. وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara da eziyet ediyorlar. Mümin kadınlar sokağa çıktıklarında, o münafıklar onları taciz ediyorlardı. Henüz daha tesettür ayeti yerine oturmamış, tesettürün mahiyeti henüz belli olmamıştı. Dolayısıyla Müslüman bayanlardan dışarı niçin başı açık çıktın, niçin kendine dikkat etmedin diye bir sual soran da yoktu. İşte kardeşlerim, münafıklar Müslüman kadınları ve Müslüman erkekleri birbirleriyle konuşurken, birbirlerine bakarken gördüklerinde
müminlere ne yapıyorlardı? İftira ederek onların vicdanlarını kanatıyorlardı. Ve mümin kadınlara şer isnadında bulunuyorlardı, iftira ediyorlardı. Veyahut da taciz ediyorlardı. İşte bu ayet-i cellenin inzal sebebi budur kardeşlerim. Bir gayri mektesebu. Mümin kadın ve mümin erkekler işlemedikleri suçlarından dolayı münafıklar tarafından iftiraya uğratılıyorlardı. O suçu işlememişlerdi. Kimisine zina isnadında bulunuyorlar, kimisine kendi elleriyle tacizde bulunuyorlar, arkalarından bakıyorlar, eğleniyor, alay ediyorlar ve her çeşit aşağılayıcı programı, propagandayı müminler için yapmaktan kaçınmıyorlardı münafıklar. Allah Teala Hazretleri de buyuruyor ki, o münafıkların yaptığı iftiralar, ısrar ettiği iftiralar ki, mektesebu, onları müminler işlemiyorlar. Haksız yere. Fakat ihtemelu buhtanen. O münafıklar müminlere iftira atarak, müminlere suç isnadında bulunarak onlara iftira yüklü, kendilerine müfteri, iftira yükleniyorlar. Yani iftira ederek müminlerin vicdanını kanatan, mümin kadın ve erkekleri rahatsız eden, eza ceza veren, üzen, kedere boğan o münafıklar kendileri iftira yükünü yüklenmiş oluyorlardı. Ve ismen mübina ve açıktan günah işliyorlar. Açıktan günah işliyorlar. Kardeşlerim, ayet-i cellenin inzal sebebi Medine-i Münevvere'de İslam devletinin temelleri atıldıktan sonra kendilerini Müslüman olarak gizleyen Yahudilere ne deniyordu? Münafıklar deniliyordu. Münafıklar Müslüman kadın ve erkeklere iftira ederek, onları taciz ederek onlara suç isnadında bulunuyorlardı. Her çeşit iftiradan geri kalmıyorlardı. Müslüman kadınların basit hareketlerini, aslında edebe uygun olan hareketlerini bile tanıdıkları için kadınları ne yapıyorlardı? Münafıklar kendilerince onlara suç isnat ederek, falancı bayan erkeklere bakarak yürüdü. Elbette ki kadınlar da tanındığı için, henüz tesettür ayeti gelmemiş, tanındığı için ne yapıyorlardı? İşte inzal oldu. Müslümanlara suç isnadında bulunuyorlardı. Yüce Rabbimiz ayet-i cellede bunu açıklıyor. Ya eyyühennebiyyü, ey Muhammed, ey peygamber, kulli ezvacık, hanımlarına söyle. Ve benatik, ve kızlarına söyle. Ve nisa'il müminin, ve müminlerin hanımlarına söyle. Ey Muhammed, ey peygamber, hanımlarına söyle, kızlarına söyle ve bütün müminlerin kadınlarına söyle, yutnine aleyhin, salsınlar, üzerlerine salsınlar. Min celabihin, örtülerini üzerlerine salsınlar. Ey peygamber, hanımlarına, müminlerin hanımlarına ve kızlarına, müminlerin kızlarına söyle, elbiselerini dışarı çıkarken üzerlerine salsınlar. Niçin? İşte yukarıdaki ayet-i cellede beyan buyurulduğu gibi, münafıkların şerrinden sakınmak için, münafıkların iftiralarına uğramamak için, münafıkların tacizlerine ve onların tehdit ve tenkitlerine uğramamak için hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin eşlerine söyle, ne yapsınlar? Elbiselerini üzerlerine salsınlar. Zalike etna en yu'rafne. Elbette ki mümin kadınlar dışarı çıkarken elbiselerini üzerine salarak dışarı çıkmaları onların lehinedir. Onların iyiliğinedir. Onlar için çok güzeldir. Çünkü elbiselerini giydiği zaman
Münafıklar onları tanımadıklarından dolayı o mümin kadınlara eza ceza etmezler. Onları taciz etmezler. Sözlü sataşma ile onları aşağılamazlar. Onlara iftira etmezler. Fela yu'zeyn ve bu şekilde müminler eziyet görmezler buyuruyor. Ve kanallahu gafuran rahime. O Allah ki hem merhamet edicidir ve hem de affedicidir. Şimdiye kadar işlemiş olduğu günahlarından dolayı müminler, mümin erkek ve mümin kadınları Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri hem affeder hem de onlara merhamet eder, onları rahmetiyle yargılar. Kardeşlerim, Kur'an ayetlerine baktığımızda Kur'an ayetlerinde tesettür öylesine açık, öylesine net ve öylesine anlaşılır ki başka bir izaha yer bırakmayacak kadar net. Kur'an ayetlerini açıklarken felsefi bir takım fikirlerden istifade etmeye gerek yoktur. Başka misallere de gerek yoktur. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da örtünmeyi net açıklamıştır. Herhangi bir elbise, herhangi bir kültürün giyim tarzını hiç öne çıkarmamıştır. Ne diyor? Elbiselerini üzerlerine örsünler. Kardeşlerim, Ragıp el-İsfahani'nin El-Müfredat adlı eserinde cilbap kelimesini büyük şekilde başörtü veyahut da entari olarak açıklamıştır. Demek ki bir mümin dışarı çıkarken isterse bir örtüye sarınabilir, geniş bir örtüye, isterse bir entari ile de dışarı çıkabilir, hiç sakıncası yoktur. Allah-u Teala'nın açıkladığı ayet-i celleyi başka yönlere çekmeye gerek yok. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar? Ey Muhammed, biz Kur'an'ı Arapça gönderdik ki senin anlattığın insanlar anlasınlar diye. Resul-i Ekrem Efendimiz kendilerini anlamaları için Araplara bir de öğretme tutmuyordu. Net bir şekilde izah ediyor, onlar da net bir şekilde anlıyorlardı. Öylesine net anlıyorlardı ki örtü ayeti, tesettür ayeti inzal olunca müminler elbiselerin bir kısmını kesip başlarını örttüler. Kimseye sormadan bunu yaptılar. Demek ki kardeşlerim, çarşafı methü sena etmek için saatlerce ter döken o alimlere bakmayın. Çarşafı göklere çıkarıp, çarşafı şerif gibi, efendim falan şerif gibi bir takım akıl almaz, skolastik düşünce bağlamında ve felsefi düşünce ile özdeş tutarak Kur'an'ı açıklayan o insanların düşüncelerine ilgi göstermeyin. Çok net, çok açık. Ne diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri? Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken elbiselerini üzerine örtünsünler. Elbiselerini, yani cilbap elbise, entari olabilir, manto olabilir, çarşafı biz küçük görmüyoruz ve çarşafa ilahi bir kavram da yüklemiyoruz. O da olabilir. Her millet kendi kültürüyle örtünebilir. Her bölge kendi kültürünü öne çıkararak örtünebilir. Hiç kimse bir başka şeyi, kendi kültürünü veya bir kültürde önde olan bir örtünme kıyafetini şerif makamına, efendim musaf-ı şerif diyorsun, bak musaf-ı şerif. Yani böyle yücelterek kendini aldatmasın. Allah-u Teala Hazretleri'nin öyle bir çarşaf, manto, efendim ferace gibi derdi yok. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği, mümin ve mümin kadın ve erkeklerden istediği örtünmektir. Nasıl örtünmektir? Bir kadının görünmesi mecburi olan huzurları hariç örtünmesidir. İmam-ı Azam'a göre nedir kardeşlerim? Yüz namahrem değildir. Biz meseli bağlamda konuşacak olursak. İmam-ı Azam'a göre yüz namahrem değildir. Bir başkasının örtmesi bizi artık ilgilendirmez.
Eller namahrem değildir, ayakların işte belli bölümü namahrem değildir. Yani sen artık bunun üzerine söz söyleyemezsin. Söz söyleyebiliyorsan o zaman mezhep kurma iddiasındadır demektir. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu değerler diğer dini vecibelerde olduğu gibi tesettür bağlamında da çok açık, çok seri ve çok nettir. Nedir? Kadınların tesettürü bellidir. Kadınlar evlerinden dışarı çıkarken o tesettüre riayet ederler. O örtünmeye riayet ederler. Niçin? Uzuvları başkası tarafından görünüp de tacize uğramasınlar, tenkide uğramasınlar, iftiraya uğramasınlar diye. İşte kardeşlerim bakınız ne kadar net, ne kadar açık, ne kadar sarihtir ayet-i Celle'nin hükmü. Çok açık, ikinci bir açıklayıcıya, ikinci bir öğreticiye ihtiyaç olmayacak kadar açıktır kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bizden ne yapıyor? Estağfirullah tekrar ediyorum. Vellezine o münafıklar ki yu'zunel müminin, müminlere eziyet ediyorlar. Vel müminat, mümin erkek ve kadınlara eziyet ediyorlar. Niçin? Bireyli mehtesabu, işlememiş oldukları suçları isnat ederek, iftira ederek eziyet ediyorlar. Müminleri, kadınları sokakta görünce onlara suç isnat ediyorlardı. Falancaya baktı, falancı falanca ile konuştu gibi. Veyahut da arkalarından onları taciz ederek Müslümanlara eza ceza veriyorlardı. Fakat ihtemelu buhtana. İşte böylelikle o münafıklar ne yapıyorlar? İftira yüklenmiş oluyorlar. Müfteri, yani iftira etmiş oluyorlar bir kimseye. Ve ismen mübina ve günah yükleniyorlar. O münafıklar farkında olmadan hem iftira yükleniyorlar hem de günah yükleniyorlar. Ne yaparak? Dışarı tesettüre riayet etmeyerek çıkan müminlere taciz ettiklerinden dolayı mümin kadınlara söz atıp veyahut da iftira ederek onların gönüllerini incittiklerinden dolayı onları rezil rüsvay etmeye çalıştıklarından dolayı. Yüce Rabbimiz hemen akabinde gelen 59. ayet-i cellede estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kulli ezvacik, eşlerine söyle, ve benatik, kızlarına söyle, ve nisa'il müminin, ve müminlerin eşlerine ve kızlarına da söyle. Bakınız, emri görüyor musunuz? Çok açık, çok net ve çok nezih anlaşılır bir emir. Yutnine aleyhinne min celabibihin. Elbiselerini yani örtülerini başlarından aşağı doğru salsınlar, aşağı doğru salsınlar, örtünsünler. Var mı burada çarşaf kelimesi? Celabibihin kelimesi kardeşlerim bakınız örtünsünler. Neyle örtünsünler? Rakib el-İsfahani'nin anlatımına göre cilbab kelimesinin karşılığı nedir? Geniş başörtü veyahut da entari manasında kullanılmıştır. Entari ile herhangi bir elbiseyle örtünsünler, evlerinde gezindikleri, eşlerine ve çocuklarına gözüktükleri o elbiseyle dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmaları gerektiği zaman örtünmesi istenen elbiseler farklı olsun buyuruyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Ayet-i Celle ne kadar açık, ne kadar nezih, ne kadar anlaşılırdır. Bunu başka bir kelimeyle boğmaya gerek yok. Başka bir misalle boğmaya gerek yok kardeşlerim. Zalike etna. İşte bu çok güzeldir. Mümin kadın için çok güzeldir. Niçin? En yu'rafne. Tanınırlar. Fela yu'zeyne. Eziyet edilmezler. Eziyet edilmemek için tanınmaları gerekir. Mümin kadındır. Yani kardeşlerim bir çeşit tesettür edebin gereğidir. Edepli ve terbiyenin gereğidir. Edep ve terbiye tesettürü gerektirir. Buna dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim ne dedik? Bir takım felsefi kelimelerle Kur'an'ı boğmaya gerek yok. Kur'an hayatı yaşanabilir bir hayattır. İnsan oğlu için yaşanabilir bir hayattır. Hangi asır, hangi yüzyıl olursa olsun
Kur'an insan için yaşanabilir bir hayattır. Ne yazık ki bazı din alimlerimiz tesettürde olduğu gibi diğer ayeti tesettür ayetinde olduğu gibi diğer ayeti celleleri de felsefi düşüncelerle misalleştirerek Kur'an'ı boğmaya çalışıyorlar. Yaşanmaz hale getiriyorlar. Kur'an yaşanabilir olmaktan çıkıyorlar. Tamam, Allah'ın emri yaşayacaksın diyorlar ama yaşama imkanı koymuyorlar. Öyle şey diyorlar ki bu yaşanmaz. Ancak kendileri yaşıyorlar. Faizden bahsederken öylesine bahsediyorlar ki şahlanıyorlar. Ancak o din alimlerimizin birçoğunun 7-8 fabrikası var. Peki hocam paranı nerede saklıyorsun dediği zaman sana cevap veremiyor. Sizce nerede saklıyordur? Bir sorun onlara. Kardeşlerim, bazen de şöyle bir hataya düşebiliyoruz. Namaz kılarken mümin sanki Allah Teala Hazretleri sümme haşa valiymiş, kaymakammış, cumhurbaşkanıymış gibi bir algıyla insanları yönlendirmeye çalışıyor. Efendim namaza nasıl geliyorsun? Valinin karşısına öyle mi çıkarsın? Cumhurbaşkanının karşısına öyle mi çıkarsın? Savcının karşısına böyle mi çıkarsın gibi bir takım yüzeysel töhmetlerle insanları acite etmeye çalışıyorlar. Kardeşlerim, kendinize gelin. Rabbimiz bizim Allah'ımızdır, sahibimizdir. Ne cumhurbaşkanıdır, ne validir, ne savcıdır, ne de hakimdir. Rabbimizin emri üzere yasak olmayan bir kıyafetle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarız, ona dua ederiz, ona yakarışta bulunuruz, ondan istekte bulunuruz. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El-Fatiha.